arkadaşlar merhaba. Bugün size Excalibur kıl testerenin aşırı derecede vibrasyon yapmasını gidermenin yolunu anlatmaya çalışacağım. Bu tabi kesim esnasında bize büyük sıkıntı yaratıyor. Benim makinem de ilk geldiğinde böyle bir sorunu vardı. Bunu ben işte biraz internette araştırdım. Biraz da kendi aklımın yettiği kadarıyla çözdüm. Şimdi bunu sizlerle paylaşacağım. Böyle bu tarz sıkıntıları olan arkadaşlar da bu şekilde giderebilir. Öncelikle bir şu motorun şu alyanlarına uyacak bir alyan anahtarı alıyorsunuz elinize. Ayrıca bir tane de böyle küçük, işte bir 6-7 milim, 10 milim neyse bir ağaç parçası. Ondan sonra öncelikle yapmanız gereken şey şu ki şu ana kolun şu yüzeye paralel olmasını ayarlıyorsunuz. Bunun böyle açısının dik olması veya aşağı doğru olması bu işi çok etkiliyor. Bazı arkadaşlar kıl testereyi kullanabilmek için uzun kısmını, yani bir kısmını kullanıyoruz, bir kısmı kullanılmadan çöpe gidiyor diye bunu kullanabilmek için bu kolu yukarı aşağı hareket ettiriyorlar ama bunu yaptığınız zaman bu vibrasyonu önlenmeniz mümkün değil. Bu sebeple bu kolun metreyle ölçebilirsiniz. İşte buradan bakıyorum şimdi burası aşağı yukarı 6.9, işte burası da 6.9 civarında. Bunun şuradaki koldan, tabi bu destere yokken ayarlıyorsunuz, destere çıkarıp ayarlıyorsunuz. Bu bir kere bir paralel olacak. Bunu paralel hale getirdikten sonra bir tane kıl testeresi takıyoruz makinemize. Gerdiriyoruz. Gerdirdikten sonra da önce bir çalıştırıp bakıyoruz. Yani şu şöyle arkasına ahşabı dayıyoruz. Bu tabi sıfır titreşim mümkün değil. Burada hafif bir titreşim oluyor. Ama bunu minimize etmeye çalışıyoruz. Yani bu minimize olduğu zaman kesim kolaylaşıyor. Bunu minimize etmenin yolu da şu. Alyanla şu motoru şuradan gevşetiyoruz. Burada 3 tane alyan vidası var. Şuralardan gevşetiyoruz. Tam sökmeye gerek yok. Buradan gevşetiyoruz. Ondan sonra şu motorun bu titreşim azalana kadar, minimize olana kadar çeviriyoruz. Daha da artıyor. Bunu azalt. Şunu da kısalım. Bunu küçük ayarda tutalım. Şu şekilde. Şimdi böyle. Mesela böyle daha fazla. Şimdi azalıyor. Benim makinemde bu ayar şu şekilde gayet iyi. Böyle bu şekilde ayarlıyorsunuz. Daha sonra bu alyanları tekrar sıkıştırıyoruz. Gevşek bırakmıyoruz. Tatlı bir şekilde sıkalım. Öyle çok da vidaları yalama edecek kadar sıkmaya gerek yok. Şunları şuralardan 3 tane zaten sıkıyoruz. Ondan sonra vibrasyon minimize olmuş oluyor. Problem de böylece hallolmuş oldu. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Teşekkürler.